Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Men âşıka fe'fâ feketeme femâta fehüve şehit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, kim ki nikahı kendisine helal olan bir kadına aşık olursa, iffetine bürünüp aşkını ketmeder, yani gizlerse, bu hal üzere ölürse, bu kişi şehittir. Ya sevmiş, aşık olmuş ama bunu da içine kalbine gömmüş, efendim iffetine muhafaza etmiş, kendisine de karşı tarafa da bir zarar vermemiş, bu şekilde ölmüş kişi şehittir buyurmuş Efendimiz aleyhisselam İhya-i Ulumiddin, Ulumiddin eserinden okudum. Devam ediyor hadis-i şerif. Bundan, bu hadis-i şerifin altında kardeşlerim, yani hakim tarihinde, yani şehit hükmündedir. Manen şehittir. Çünkü şehit canını Allah yolunda verdiği gibi o da nefsinin lezzetini Allah için terk etmiştir. Allah için terk etmiştir. Bu günah demiştir. Haram demiştir. Ben bundan vazgeçeyim demiştir. Acı da olsa o acıyı kalbine gömmüştür. Allah-u Teala da onu bu şekilde ödüllenmiştir. Yani şehit olmuştur. Şehit. Rabbim böyle olan kardeşlerimize nasip eylesin. Onlara da yardım eylesin. Efendim, zor bir mesele. Bu mevzuyu hocalarımızdan dinliyoruz. Başına gelen bilir yani. Derler ya. Acayip, kalbine söz geçiremezsin. Dolayısıyla buna sebep olan işlerden de uzak durmak lazım. Sonra içine düştüğün zaman sıkıntı. Allah'ın kolaylıkları ihsan eylesin. Kardeşlerim, başka bir hadis-i şerifte 7 sınıf vardır ki kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinden başka gölge olmadığı günde, evet, Allah-u Teala onları arşının gölgesinde gölgelendirir. 7 sınıf insan. Rabbim Celle Celaluhu belki 7 sınıfın 7'sini elde edememiş oluruz ama hiç olmazsa birkaç tanesini kazanıp buradan o gölgenin altına girebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Amin. Evet. Kardeşlerim, buyurarak Efendimiz Aleyhisselam böyle buyurarak bu 7 sınıftan güzel ve soylu bir kadın tarafından zinaya davet edilen ve bu davete karşılık ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum diyen kişiyi efendim saymıştır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası kudreti olduğu halde Zeliha'nın, Zeliha annemizin, Züleyha annemizin, burada Zeliha geçiyor, rağbetine rağmen zinadan imtina etmesi maruf ve meşhurdur. Ya Cenab-ı Hak bu durumundan dolayı Kur'an'ında Hazreti Yusuf'u övmektedir. Yusuf Aleyhisselam bu büyük şehvet hususunda şeytanla mücadele ederek efendim mücadele etmekte muvaffak olan herkesin
önderi ve imamıdır. Rivayet ediliyor ki Yesar'ın oğlu Süleyman 732 yüz bakımından insan güzeliydi. Yusuf Aleyhisselam efendim yüz bakımından insan güzeliydi. Yani şöyle derler ki dünyada güzellik denilen şey efendim iki parçaya bölünse yarısı Hazreti Yusuf Aleyhisselam'daymış. Hocamdan öyle duymuştum. Acayip. Acayip. Ellerini kestiler ya. Züleyha annemizi kınadılar. Sen işte böyle yaptın diye kınadılar. Beni kınamayın. Nefis var, şu var, bu var. Sizde de var o. Başınıza gelmeden bilemezsiniz. Madem öyle buyurun dedi. Onlara davet etti. Masaya oturtturdu kadınları. Ellerine işte o zaman ne verdiyse meyve, bıçak, artık patates, soğan neyse. Ondan sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam gir içeri dedi. Yusuf Aleyhisselam içeri girince kadınlar ellerini kestiler. O güzelliğin karşısında o kadar hayret ettiler. Aman Allah'ım bu ne ya? İnsan mı, melek mi? Nasıl bir güzellik anlayalım yani. Bunu böyle burada anlatırken ölüm anında da ha işte bu kadınlar ellerini doğrayınca acı hissetmediler. Acı hissetmediler güzelliğin karşısında Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerimiz Allah ondan razı olsun. O da buradan şöyle bir şey çıkarmış. İmanlı insanlar, mümin insanlar, cennetlik insanlar son nefeste efendim ona cennetten perde açılırmış. İşte burası senin gideceğin yer. O cennet böyle ekran açılınca aman Allah'ım o güzelliğin karşısında onu gördüğü anda o hayret anında Azrail Aleyhisselam ruhunu alırmış, öldüğünü bilmezmiş. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize böyle kolay bir şekilde ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ölüm anı da zordur. Sekerat anı da zordur. Allah'ım ölümlerimizi de kolay eylesin. Son nefeste imanlı ölmeyi nasip eylesin kardeşlerim. Gerçekten çok korkulası bir durum. Son nefeste imansız ölenler dahi var. Allah'ım muhafaza eylesin. Evet. Evet. Kardeşlerim, Yesar'ın oğlu Süleyman dedi ki, bir kadın onun huzuruna girdi ve kendisini nefsine davet etti. O da bu davete icabet etmekten imtina etti. Evinden çıkıp kaçtı ve kadını içeride bırakarak Süleyman diyor ki, o gece rüyamda Yusuf Aleyhisselam'ı gördüm. Sanki ben ona sen Yusuf musun diye soruyordum rüyamda. O da evet ben o Yusuf'um ki Züleyha'ya niyetlendim. Sen de o Süleyman'sın ki seni davet eden kadına karşı kast eylemedin. Evet. Hazreti Yusuf bu sözüyle Cenab-ı Hakk'ın Yusuf suresi 24. ayetini işaret etmiştir. Şöyle ki kadın gerçekten ona niyetlenmiş ve o da kadına niyetlenmişti. Eğer Yusuf Rabbinin burhanını ilahi ihtarı görmemiş olsaydı olacak olan olurdu. Buyurulmuş. Evet. Böyle devam ediyor kardeşlerim. İhya-i Ulumettin gerçekten hazine bir eser. Neler var neler okumak lazım. Rabbim Celle Celaluhu okuyup amel etmeye muvaffak eylesin. Rabbim Allah'ımızın, Rabbimizin 7 sınıf hani gölgesi altında gölgelenecek sınıf var ya, onlardan eylesin. Rabbim Celle Celaluhu altından kalkamayacağımız imtihanlara, musibetlere uğratmasın kardeşlerim. Uğrattıysa da yüzümüzün akıyla Rabbimin aferin kulum. Ben senden razı oldum dediği şekilde
bu imtihanı, bu sınavı, efendim bu musibeti en güzel şekilde, en kolay şekilde atlatabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Rezil olup efendim dünyasını, ahiretini mahvedecek hale düşmekten, imansız ölmekten muhafaza eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, camiye gelmiştim. Kitaplıkta bu eseri gördüm. Buradan bir paylaşım yapayım istedim. Cübbeli Ahmet hocamızın dünkü paylaşımında Cenk Umeyr Aksoy kardeşim aşıklar neylesin diye bir soru yöneltti. Burada da hadisi şerifi orijinal metliyle görünce bunu okumak arzu ettim. Allah'ım Celle Celaluhu helal dairesinde birbirlerine sevmiş, gönülleri kaymış, Allah için sevmiş kardeşlerimizi de en güzel şekilde birleştirsin. Helal nikahla onları dünyada da ahirette de mutlu, mesut, bahtiyar eylesin. Hatalara, yanlışlara düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.